Resuluhu beşiran ve nezira ve salatu ve selam ala men ahyettine ba'de en kâne esira ve ala alihi ve ashabil mukaddimin ala el hayri ve lev asira ilemu enne aftalel kitabi kitabullah ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnâr. Ve bi senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. Temamu islamikum edaüz zekah. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşavenlerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bu güne kadar gelmesine emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, suliha, şüheda, mümniyat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Velim kâmetin yâkın hamdî yâkın istirin. Sırat sırandan müstakim, sırandan müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Temamü İslamiküm, sahabe-i kirama tabi hitap ediyor ama kasıt hepimiz, ümmeti Muhammed. Sizin Müslümanlığınızın tamam olması edâ-ü zekâh, zekatı yerine getirmek, zekatı vermekle olur. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde 11. ayet fe in tâbû ve kâmü salâte ve etü zekâte fe ihvanüküm fiddin. Evet, burada Cenab-ı Hak eğer onlar tevbe ederlerse, namazı kılarlarsa ve zekatı verirlerse işte o zaman dinde sizin kardeşlerinizdir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihalinden sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında zekatı vermeyenler çıkmış. Kazandığı paranın 1/40'ını fakirlere verecek. Allah'ın emri bu. Bu zor gelmiş ve harp açmış onlara. Harp açmış. Hatta bir tanesi Resul-i Ekrem zamanında Salebe adı. Efendimiz'e gelip yalvarıyormuş. Efendim bana bir rızık duası yap verin de zengin olayım falan diye. O işte bir koyun vermiş ona. Çok yalvarmış. Evvelce Resul-i Ekrem dizin dibinden ayrılmıyor. 5 vakit namazda camide. Bir koyun vermiş. Koyun 2 olmuş. 2 iken 4 olmuş. 4'ten 8 olmuş derken artık Medine-i Münevver'in içinde evinde kalamaz olmuş. Komşular rahatsız ediyor. Koyunlar çok. Medine'nin dışına çıkmış. Daha kalabalıklaşmış. Uzağa gitmiş filan. Camiye gelmiyor. 5 vakit namaz çoktan. Daha sonra cumaları da asmaya başlamış. Çoğalmış çok sürüleri. Zekat da vermemiş. Evet. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zekatını almamış. Çünkü Allah'ın farzını reddeden, inkar eden kafir olur. Onlar mı nedense bilmiyoruz. Almamış. Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ebu Bekir de ben demiş Resul-i Ekrem'i almadığını ben de almam. Zekat çetin bir imtihandır. Mal canın yongasıdır. İnsan malını zor kazandığı parasını çok sever. Allah'a inandım dedikten sonra hiç tereddütsüz seve seve buyur kazandığından 1/40'ını vermek çetin bir imtihandır. Bunu kazanmadıkça Müslümanlığınız tamam olmaz diyor. Başka şekilde de açıklıyorlar. İşte bu bir bina var. Bu binanın işte görüyorsun fil ayağı diyorlar bunlara. Böyle kubbeyi elinde tutan şeyleri var. Bunlar neyle yapılıyor? Parayla yapılıyor. İslam binasının da diyorlar zekat işte bu mali karşılamasıdır, masrafını karşılamadır. Bu da zekatı vermekle olur. Zekatı veren adam imanını teyit etmiş olur. Allah'a karşı imanında sadık olduğunu gösterir. Çünkü malı çok sever insan, sevdiğini Allah'ın emri diye seve seve hiç tereddütsüz, ikirciksiz verince
tam diyor, Müslümanlığınızın tamam olmasının alametidir. Evet. Şimdi kafirler mümin olmak için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle mümin olamazlar. Bu cümlenin gerektirdiğini hepsini kabul etmeler lazım. Allah bir, Muhammed Mustafa onun peygamberi. Muhammed Resulullah olmasa da olur, olmaz kesinlikle. Aminu billahi ve rasulihi nebiyyil ummi. Evet. Allah'a ve onun Resul Muhammed Mustafa'ya inanınız. Muhammed Resulullah demek, işte bu ayeti bir kere, başka ayetler de var da, imanın rüknüdür. Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür dendi mi, Efendimizin bize verdiği haberlerin hepsini kabul etmek zorundayız. Onun getirdiklerine inanmak zorundayız. Efendimiz ve Cebrail Aleyhisselam geldi. Kur'an'da da ayetler var da, iman nedir? İşte bizim ementümüzü okudu. Ementü oradan. İslam nedir? İşte İslam şartı 5. Onu okudu Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a. İhsan nedir? İşte Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmek. Her ne kadar görmesen de o seni görüyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Dedi ki onu soran sorulandan daha bilgili değil. Şimdi bilmiyorum diyemez. Çünkü Miraç'ta her şeyi öğretti Allah ona. Bütün sırları, her şeyi ona. Senden Kur'an'da, senden hiçbir sırrı saklamadık diye ayet-i celle var. Her şeyi öğretti, her şeyi haber verdi ama söyleme izni yok. Onun için bilmiyorum dese yalan olur. Biliyorum dese, söylese de bu emri çiğnemiş olur. Yuvarlak. Soran, sorulandan daha bilgili değil. Evet, bunu sen de söylemeye yetkili değilsin. Ben de söylemeye yetkili değilim. Yani sıkıştığınız zaman kendinizi bağlamayacak kelimelerle o sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Bunun alameti. İmam-ı Azam Hazretleri bunu çok becerirmiş. Çok güzel bunu kullanırmış. Çok şey zamanlarında. Evet, biz de böyle lap diye böyle insanı küfre düşürecek şeyler falan söylemeyeceğiz. Kesinlikle. Yuvarlak bir şey söyleyeceğiz. Kastımız başka. Adamın anlayacağı başka şeklinde. Evet efendim. Zekat böyle çok önemli. Onu diyor kafirler her ne kadar küfürden tevbe edip La ilahe illallah Muhammed Resulullah deseler de müminlerin kardeşi olmaya daha hak kazanamazlar. Ancak namazı kılacaklar, zekatı verecekler. O zaman Müslüman olduklarının alametidir. Öyle ya, namaz Müslümanlığın, Müslüman olduğunun alametidir. Namaza gelen adama biz kafir diyemeyiz. Kıbleye dönüp namaz kılan, camiye gelen adama kesinlikle kafir diyemeyiz. Yavur diyemeyiz. İman alamettir. İşte ettahiyyat okuyoruz. Ettahiyyatın eşhedü en la ilahe illallah. Var sonunda şehadet kelimesi var. Adam bilmiyor. Gelmiş uymuş. İmam söylüyor. İmamı söyledi, bizim söylediğimiz. İmam da ettahiyyat bilmiyor mu yani? Orada şehadet kelimesi. Onun için camiye gelip de namaz kılan adama biz kesinlikle kafir diyemeyiz. İmanın alametidir. Dışarıya karşı işte bu Müslümandır. İnanmış Allah bir, peygamber de hak eden peygamber demiş. Kalpleri, sırları Allah bilir. Biz onun Müslüman olduğunu namaza gelmesinden göreceğiz ki selam vereceğiz, kız alıp vereceğiz. Kardeşimiz olarak ona öyle muameleler davranır. İşte zekat da onlardan birisidir diyor hadis-i şerifte. Zekatı vermek İslam'ın hakikaten gerçekten mümin olduğunun alametidir. Müslümanlığı tam demektir. Bunu yerine getirmek lazım. Şimdi azıcık değinelim. Bu kadar önemli namaz. Dinin direği. Öyle diyor peygamber. As-salatu imadüddin. Şu pil ayakları olmasa bu kubbe durmaz. Bu kadar kaç ton ağırlığı var. Durmaz. Din binasının direği de namazdır. Namaz olmazsa diyor, din binası ayakta durmaz. Men akamehe, kim namazı ikame ederse, zamanda dosdoğru, her zaman kadar, ikame bu demek. Fakat akame din, dini ayakta, din binasını ayakta tutmuş olur. Ve men terekehe, kim namazı terk ederse, kılmazsa, evet, fakat hedemed din,
dini yıkmış olur. Namaz bu kadar önemli. Bu kadar önemli. İnkar etmese bile bakınız. İmanı koruyan şey, dışarıya karşı mümin olduğunun alameti, imanı koruyan kalkandır. Zekat ve namaz gibi şeyler, hac gibi şeyler. İslam'ın şartı diyoruz ya. Evet, onlar olmadı mı her an en basit bir şeyde ortadan kalkabilir, gidebilir. Açıkta yanan mum gibi bir rüzgarda sönebilir. Namaz bu kadar önemli. Kılmazsan da işte dini böyle tehlikeye atmış olursun, inkar etmemiş olsan bile. Evet, bundan dolayı namazı terk etmemeli, imanı garantiye almak için. Efendimiz onun için namaza çok önem vermiş. Namaz için ezan okunduğunda hayya alessale, haydi namaza, duydu, özrü yok. Gelmezse diyor Allah, meleke bütün her şeyin laneti tepesine yağar. Hiçbir özrün yok. Dinini muhafaza edecek Allah'ın emri olan şeyi tutmuyorsun. Senin ne biçim imanın var bu? Evet, Allah, meleke her şeyin laneti tepesine yağar. Onun için camiye yakın, mescide yakın, özrün yok. Ezan okundu mu kalkıp gideceksin. Şurada oturuyor adam, gelmiyor. Kafir demiyoruz. İnkar etmeyen kafir olmaz ama amel imandan cüz değildir ama Efendimiz ona lanet ediyor. Tehlike sahasındadır. Tehlike sahasındadır. Bir, iki, Efendimiz şöyle buyuruyor. Es-salat evvel ma yuhasebu bihil abdu es-salatu. İnsanların, müminlerin ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namaz tamam, gerisi de kolay. Namaz bitti, namazdan kaybetti, gerisi de kötü. Hadis böyle efendim. Şimdi üniversitelerde doktora öğrencisi alacaksın, master öğrenci alacaksın değil mi? Öğrencileri seçiyorsun. Baraj sorusu diyorlar. Yabancı dilinden şunu alacaksın. Veya işte Arapçadan şunu alacaksın sahasına göre. Adam bunu almadı mı öbür tarafı ne bilirse bile hiç sormuyorsun, imtihan almıyorsun. Baraj sorusu. Namazda baraj sorusu. Evet, öbür tarafta bu baraj sorusunda kalanlar işi yaş. Evet, şimdi cennetlikler cennette inne ashabul cefi şulun fakihun ve ezvacun fi zilalin alal eraiki muttekiun. Müslümanlar, müminler cennette koltuklara yaslanacaklar. İşte Süleymaniye'de şu tarihte vaaz dinlemiştik. Yani Cevat Hoca hadis okuyordu. Biz de dinliyorduk. Aa, hoş geldin, beş gittin, iyi misin? Huriler, gılmanlar pır 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 hizmetinde. Keyif 56. Derken Allah onlara cehennemi gösterir. Hadisler bunlar. Cehennemi gösterir. Kur'an'da da ayette var. Bir bakar ki asker arkadaşı, iyi adam, hiç kötülük görmemiş. Talebe arkadaşı, hiç kötülüğünü görmemiş. Dükkan arkadaşı, kötülüğünü görmemiş. Komşu, kötülüğünü görmemiş. Yahu sen iyi adamdın, niye oraya düştün? Cayır cayır yanıyor, görecek orada. Evet, neden oraya girdin? Galu, derler ki onlar, lem nekü minel musallin. Arkadaş, komşu, asker arkadaşı, talebe arkadaşı, esnaf arkadaşım, namaz maddesinden kaybettim, onun cezasını çekiyorum. Kur'an'da ayettir, baraj sorusudur. Namazı ihmal etmemek lazım. Harpte bile namazın geçirmesine cevaz yok. Orduyu ikiye ayıracaksın, bir bölük gidip çarpışırken, düşmanı oyalarken ikinci bölük namaz kılacak. O bir rekat kıldı mı o gidecek, öteki gelecek. Aynı imamı uyuyacaklar. Böyle tedbirler almış. Mesela burada namaz kılarken şimdi hoca da insan, boş bulundu, yelledi veya burnu kanadı, abdesti bozuldu. Kendi isteği olmaksızın, kendi isteği olsa tamamen gider tabii namaz. Kendi isteği olmaksızın namazı bozuldu. Namazı iptal etmeyeceğiz. Bakın, devam ettireceğiz. Bir yerde bırakmak yok. O kadar önemli namazı tamamlamak. Hemen arkasındaki adamı hiç konuşmadan çekecek. O da bunu bilecek. Kaldığı yerden devam edecek. Namaz böylece bitirilecek.
Ama adam hiçbir mazereti yok. Komşu, camiye komşu ezan okunuyor, kalkıp gelmiyor. İşler yaş. Biz de size duyuruyoruz. Sizin sözünüz dinleyecek, olay olmayacak, fitne çıkmayacak durumlarda komşunuza, arkadaşınıza namazı geçirin arkadaş. Ezan okunduğu zaman camiye gidelim arkadaş. Zaten söylüyoruz biliyorsunuz, evde kılsanız güzel okudun mu, yanlış mı okudun, sorgusu var. Namazın farzlarını birisi kıraat. Düzgün okumadın namaz davacı olacak. Sen beni böyle rezil ettin, ne okudun diye. Davacı olacak namaz. Halbuki camiye geliyorum, uydum şuma dedin mi, bütün vebal el-imam-ı damin. İmam bütün namaz kıldırdığı adamların namazının sorumlusu. Ötekiler namazı garanti belgesi var, kabul. Akıllıysan camiye git, imama uyut. İmama uyut. Bu açıdan da çok önemli namaza gitmek. Ayrıca hep söylüyoruz, Türkiye'nin düşmanı ne kadar çok. Hep içimizi karıştırmak istiyor her yoluyla. Bu Avrupalılar, Amerikalılar, hepsi. Ama onların hileleri, desiseleri her yoldan böyle devam ediyor. Siz camiye geldiğinizde, camiyi doldurduğunuzda güzel saf bağladınız mı? Buhari Müslim hadisidir. Görevli melekler çağırmış Allah. Yağmur meleği var, zelzele meleği var. İşte böyle melekler, görevli melekler var. Azap edecek. Camiye gelmiyor, namaz kılmıyor. Veya işte gavurlar, kafirler Müslümanları birbirine düşürmek istiyor. Arasına fit sokmak istiyor. Çeşitli hileler. Bunlar bela. Evet, bu belaları veya işte namaza gelmeyip nara atan, Allah küfreden bir sürü adam var şimdi meyhanede. Onların yüzünden tam taş yağdıracak, gazap edecek. Görevli melekler çağırmış. Müminler de gitmiş, camiyi doldurmuş. Sizi bunun için çağırdıydım. Bunların başına taş yağdıracaktım. Gazap edecektim, azap edecektim ama şu camide benim evime gelip de huzurumda el pençe divan durdular. Çok hoşuma geçti. O şeyleri erteledim. Gavurların hilelerini, delillerini def ettim. Çünkü kurunun yanında yaş yanıyor. O hilelere, hileler dolayısıyla herkes işte kimin ne olduğunu Suriye'de biliyorlar mı? Herkes öldürüyor. Ben Müslümanlık adına öldürdüm diyor. Kimin hangisi doğru söylediği karmakarışık. Bir büyük bela. Böyle camileri doldurursanız, düzgün saf olursanız, hadis-i şerif, Buhari Müslim hadisidir, belaları def eder Allah, kaldırır. Memleketimiz batmasın, felaketlere uğramasın istiyorsak camileri dolduracağız. Allah'ın bu şeyinden yararlanacağız. Namaz bu kadar önemli. Evet, namaz bu kadar önemli. Zekat da böyle çok önemli. Zekatı vermezsek bir tarafta müreffeh, favur yaşıyor, öbür tarafta dişinin kovuğunu soruyor. Giyecek ayakkabısı, giyecek bir şey yok. Soğukta cücüklüyor. Ondan sonra namaz kılsa bile, yan yer gelse, ihtinas sıratel müstakim. Ancak sana taparız, ancak senden yardım dileriz. Bizi hidayete erdir, bizi. Beni demiyoruz, dikkat edin. Bu çok önemli mesaj var burada. Namazların bütün rekatlarını Fatiha okuyoruz. O Fatiha da biz diyoruz, bakın. Beni demiyor, biz. Yani bütün müminleri. Yanındaki adam zengin, oh güzel giyinmiş, senin karnın cürül cürül ötüyor, açsın. Kaç gündür bir şey yememişsin, sırtında kazak yok, titriyorsun. Biz sözü yürekten olabilir mi? Merasim gereği biz dersin ama içinden gelmez. Çünkü sıkıntı içindesin. İçinden gelerek biz sana ibadet ediyoruz. Biz senden yardım diliyoruz. Bütün müminleri çok sevdin. Alameti olarak biz, ben yok, biz diyebilmek için senin de karnın tok olması lazım. Sırtın pek olması lazım. Onun için Allah iman ettikten sonra namaz kıl, zekat ver diyor. Bunları yapmadıkça diyor tam Müslüman olamazsın arkadaş. Tam Müslüman olamazsın. O kadar önemli zekat vermek, namaz kılmak. Evet, o zaman Müslümanlık tamam olur diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ihmal etmemek lazım. Eğer Müslümanlar
kuruşu kuruşuna zekat verseler dünyada hiçbir fakir Müslüman kalmaz. Kuruşu kuruşuna zekat verseler hiç Müslüman hiç fakir kimse kalmaz. Tabii kafire zekat verilmez. Mümine zekat verilir çünkü farzdır. Kafire sadaka verilebilir. Aç kafiri doyurabilirsin. Çıplak kafiri giydirebilirsin. Sevap kalırsın, o da insan çünkü. Ama zekat bir ibadettir, yani farz bir ibadettir. Onun yerini bulması için verdiğin kimsenin de Müslüman, mümin olması lazım. Kafire zekat verilmez. Evet, günahkara mümin inkar etmemiş verilebilir. Ve en yakınından başlamak lazım verirken. Yani zekat verilebilecek. Usul fırıya zekat verilmez. Bakmak zorundasın zaten. İnsan karısına zekat vermez. Zaten bakacaksın. Onu beslemek zorundasın. Ama kardeşin fakirse ona oradan başlayacaksın. Kardeşinden başlayacaksın. En yakınından. Memleketin, bulunduğun memleketin komşudan başlayacaksın. Ondan sonra yakın şehirden. Onlar da yoksa memleketinden. Ondan yoksa komşu memleketten. Böyle yakından başlamak suretiyle yardım etme böyle olacak. Zekat verme de böyle olacak. Evet efendim. Haramdan zekat verilmez. Haramdan kazanmışsın. Haramda zekat olmaz. Kendine avutursun o zekat vermiş olmasın ve Allah'ın yerini getirmekten dolayı da mükafatlara ermezsin. Helalinden kazanacaksın. Ve şartlı zekat olmaz. Bak sana zekatını veriyorum ama borcunu vereceksen öyle olmaz. Zekat benim Müslümanın eline geçti mi onun mülküdür. İstediği gibi tasarruf edebilir. Mülk o demektir. Şartlı zekat olmaz. Borçlu adam 200 bin lira borcu var. Adam inkar etmiyor ama bir türlü halledemiyor. Yapacağın şey şu. 200 bin lira verecek ona. Hiç bana geri ver falan demeyeceksin. Hiç oralı olmayacaksın. Şimdi aldıktan sonra diyeceksin ki kolundan yakalayacaksın. Arkadaş zenginsin. Bu para senin. Borcun var. Borcunu ver bakalım. Sen şimdi icrayı veriyorlar. Bugün kanuna göre icrayı veriyor. Hatta hapsettiriyor. İmam-ı Azam hapsi kabul etmiyor. Para yüzünden diyor. İnsanın özgürlüğü diyor. Elinden alınmaz. Ama zorla alabilirsin. Cebinde paranı biliyor. Bana vermedin hiç. Öyle bir şey söylemedin. Kaçarsa kaçar. Ama ya, kaçırmadın kolundan yakaladın. Arkadaş zekatını ver. diyebilirsin. Şart koşmadan böylece hem adamı kurtarsın hem de şeyini alacağını almış olursun. Şart koşmadan ona herhangi bir ihsasta bulunmadan. Evet bu hadis-i şerifi bir Huzaili Naciye bin Hars adında bir kimseden radıyallahu anh'tan nakletmiş Deylemi. Evet. Tamamen ni'me nimet minnet, ihsan evet mal nimettir. Makam nimettir. Çoğulu ni'am gelir. Nimetin tamamı hepimiz senin sevdiğin kullarına değil mi? İhtina sırat-ı müstakim sırat-ı lezine en'amte aleyhim. Kendisine nimetle nimet verdiğin, sonsuz nimet verdiğin, ebedi nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ilet ya Rabbi. Kim onlar? Peygamberler. Sapıkların, gazaba uğramışların yani Hristiyanların ve Yahudilerin gazaba uğramış melun millet. Peygamber öldürmüşler, Zekeriya Allah'ın oğlu demişler. Allah, Cenab-ı Hak kandırmaya kalkmışlar. Kaç tane peygamber iş etmişler. Allah'ın emirlerini değiştirmişler. Kendi çıkarları uğruna Allah'ı kandırmaya çalışmışlar. Lanetlenmiş. Duribet aleyhimiz zilletu vel meskene feba'u bi gazabin min Allah. Allah'ın gazabı omuzlarına binmiş. Zillet, şerefsizlik onların damgası. Kur'an'da ayet arkadaş. Ötekiler de İsa'nın Allah'ın oğlu diyor. Bilmem şu diyor, bu diyor. Evet, onlar da lanetli. Bize onların yolunu değil, nimet verdiğin peygamberlerin yoluna ilet. O nimetlerden bize de ver diyoruz. Evet, öyle diyoruz. Bu nimet, bu nimetin tamamı ne? Nimet.
Nefes alıp veriyoruz. Nefes almasak yaşayamayız. Aldığımız nefesi vermezsek gene yaşayamayız. Nimet. Bak ben size böyle yapıyorum. Nimet. Bazen adam gelip kuruyor, böyle duruyor. Sağa sola dönüp konuşmak bir nimet. Görmek bir nimet, duymak bir nimet. Saymakla bitmez nimetler. Çok. Ama esas nimet diyor Peygamberimiz nedir? Duhulul cennet. Vel fevz minen nar. Cennete girmek nimetin tamamıdır. Cehennemden kurtulmak nimetin tamamıdır. Şimdi evet bu nimetler var ama Sırat Köprüsü'ne ayağım kayacak mı acaba? Düşeceğim mi aşağı? Cehenneme düşeceğim mi? Cehennem üstünde Sırat Köprüsü. Evet. Kurban mesela Sırat Köprüsü'nde bizim bineğimiz. Onun için diyor iyi kurban kesin diyor. Adi bir araba var. Bir de süper lüks araba var. Basıyor 200 yapıyor. Seninki 80-90 yukarı çıkmıyor mesela. Yolda ikide bir tekliyor, bozuluyor. Anın gibi gücün varsa diyor, kurbanın diyor, iyisini kes. En güzelini kes, iyi araba kullanıyorsun gibi köprüden öyle geç. Evet, güzel ameller de tabii abdest alırken demiyor muyuz? Ayağımızı şey, Allah'ım ayağımı Sırat Köprüsü'nden kaydırma. Kayasa aşağısı cehennem düşeceksin. Allah oradan müminler kurtarsın inşallah. Şimdi dediğim gibi geçeceğin geçemeyeceğin bilmiyorsun. Kabir azabı göreceğim görmeyeceğim bilmiyorsun. Mahşerde sıkıntı çekeceğim mi çekeceğim bilmiyorsun. Ama şimdi bakın elhamdülillah la ilahe illallah Muhammed Resulullah deme nimet. Adam her şey ortadayken Allah yok diyor. Ben Allah diye bir şey tanımıyorum diyor. Öyle ateistler var biliyorsunuz. Bu kadar zengin vermiş yapmış bana kuruş vermemiş. Ulan sağlığın nimet değil mi? Göz görüyorsun kulağın işitiyorsun. Çaput gibi yapanlar ona göre sen sağlamsın. Bu nimet değil mi lan? Hiç bunları gözü görmüyor adamın. Allah'a böyle şey diyorlar. Nimetler çok da esas nimet. Esas nimet inanan kimseler için bütün bu merhalelerden sonra cennete girmektir. Ondan sonra kadar korku yok. Ayağım kayacaktı bilmem şu oluyor. Yo, bitti her şey bitti. Ebediyen nimetlerin içerisinde öyle diyor güzel peygamberim. Nimetin tamamı cennete girmektir. Cehennemden kurtulmaktır. Bazı alimler demişler ki arkadaş bir ayağın cennetin kapısından içeri, bir ayağın köprüde. Aha şimdi kurtuldun. Daha bir ayağın daha köprüde tehlikeli son anda kayabilirsin. Evet bu hadise binaen demişler ki cinyete cennete girdin mi tamam. Nimet tamamdır. Efendimiz öyle söylüyor. Cenab-ı Hak bizleri de o güzel cennetine hem de sorgusuz kolayca girenlerden eylesin inşallah. Evet. Öyle diyor. En tada riclen fis sırati ve riclen fil cennet. Bir ayağın Sırat Köprü'nde bir ayağın cennet. İşte kazandın arkadaş. Çünkü köprü kayarsa bir ayağın cennette. Hemen oraya atlarsın. Oraya kadar diyor iş tehlikede girdiğin zaman Efendimiz de öyle söylüyor. Allah o cennete girenlerden eylesin. Evet. İmam Malik, Buhari, Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Muaz bin Cebel Hazretlerinden bu hadise nakletmiş. Peygamberimiz adamın birisi sahabi tabii peygamberi gördüğüne göre namaz kılarken görmüş. Namazdan sonra da adam elini açmış. Namazlardan sonra dua kabul olur. O da onun için elini aç. Allahümme inni es'eluke tamamen ni'me. Nimetin tamamını ver ya Rabbi diyormuş. İşte demiş. Nimetin tamamı cennete girmekle olur. Onu silen demiş. Evet. Sorgusuz sualsiz cennete sok beni ya Rabbi diye dua et. Allah büyük yani öyle küçüğünü isteme, büyüğünü iste. Hedefin büyük olsun. Tabii bunu söyleyen adam da bu sözünün eri olacak. Onu hak edecek. Güzel işler yapacak tabii. Güzel işler yapacak. Bu hadisi o zaman irat buyurmuş güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Temüttül ardu yevmel kıyame li azametir rahman. Evet. Kıyamet günü arz genişler. Allah'ın azameti karşısında serilir.
korkudan hani nasıl hayvanların dövüşünü görüyorsunuz. Bir tanesi kuvvetliyse öteki yere koyuyor başını. Şöyle yaslanıyor. Sen bilsin abi diye. Bütün her şey Allah'ın kıyamet günü azameti karşısında böyle yere serilir. Yere serilir Allah'ın azametinden dolayı. Evet. Herkes korkar. Adem Aleyhisselam korkuyor. Daha diyor, iki oğlum birbirini öldürdü diyor. Daha putperestlik o devirde başladı. Hesabını vereceğim. Efendim Musa Aleyhisselam bu Yahudilerin yaptıkları hep Yahudiler diyor biz ondan öğrendik bunları o söyledi diyecekler. Hep atacaklar Musa Aleyhisselam üstüne. İsa Aleyhisselam kalmayacak. Allah üç diyor o söyledi bize öyle söyledi. Bundan hesabını verecek. Hesaba çekilmek zordur. Sorguya çekilecek. Onun için korkuyorlar. Evet. Her peygamber böyle Allah'ın azamet karşısında böyle korkudan yere serilirler. Her şey. Her şey yere. Evet. وَلَا يَكُنُ فِيَا لِعَادٍ اِلَّا مَوْضُ قَدَمِي. Herkes böyle kolunu açmış, serilmiş, yayılmış yeryüzü. Ama diyor bir ayak basacak boşluk yoktur. Herkes böyle yere serildiği için, her şey böyle yere serilip yapıştığı için hiçbir kimsenin ayak basacağı mahal yoktur. Evet öyle sadece olduğu yer var. Her taraf dolu. Fekünü evvele men yudva. Herkes korku içinde böyle yere serilmişken evet İlk çağrılan ben olurum. Gel dile. İlk söylenen insan Allah'ın huzuruna benim, ben olurum. Evet. Ve de bu çağrıldıktan sonra evet fe'ecidü Cebrail'e kaimen an yeminil rahman. Bir giderim ki Allah'ın sağında. Şimdi anlatmak için söylüyor. Benim gibi, ben burada bir sandalyenin üstünde kürsüdeyim. Sağımda şu var, solumda bu var. Böyle anlatmak için söylüyor. Allah mekandan münezzeh, şekilden münezzeh. Anlatmak için söylüyor. O zaman gelince nasıl olduğunu göreceğiz. Anlatmak için söylüyor. Baktım ki diyor, Allah'ın, Rahman'ın sağında Cebrail. Evet. Bu da diyor ki Arş-ı Rahman. Allah arşın üstünde ya. Arş-ı Rahman'ın sağında Cebrail. Evet. La vellezî nefsî biyedî mâ râallâhe kablehe. Evet. Halbuki daha evvel Cebrail Allah'ı görmedi. Evet aynen şöyle bir yok. Yemin ederim daha evvel Cebrail Allah'ı görmemişti. Ama şimdi sağında, yanında en muazzam mevkide öyle duruyor. Mera Allah kablehe. Allah'ı görmemişti Cebrail. Ama şimdi sağında. Bana öyle söylemişti. Evet. Evet. İlk huzuruna çağrılan benim. Yine başka hadis. Evvelü men tenşakku anhul ardu ene. Vela fahra. İlk yeryüzünde hani birinci sur üfleniyor, her şeyi toz alıyor. Dağlar atılmış pamuk gibi yok oluyor. İkinci sur üfleniyor, herkes yerden diriliyor. İlk dirilecek olan adam benim. Övünme yok. Allah'ın bu bana lütfu. Övünmek için söylemiyorum. Tahdis-i nimet. Allah verdi bu makamı bana diye. Allah şükür sadedini söylüyorum. Evet, tahdis-i nimet kibir değil. Övünmek değil. İmam-ı Azam son derece pahalı elbise giyermiş. Tüccar zengin. Evet. Neden? Çünkü hadis-i şerif var. Allah kuluna verdiği nimeti üstünde görmekten hoşlanır diyor Peygamberimiz. Adam çok zengin, gecekonda oturuyor. Adam çok zengin, üstünü giydiği elbise dilencilik yapacaksın. Şimdi ben bunu gördüm. Bizim bulunduğumuz mahallede bir arsa var, köşe. Oraya dedim bir cami yaptıralım ya. O civarlarda cami yok. Sorduk, soruşturduk. Zengin bir adam Sultan Hamam'da. Çok zengin. Adresini aldık, gittik ya. Böyle böyle niyetimiz var. İşte sen yaptır bu camiyi falan diyeceğiz.
Evine gittik, Boğaz'ın kenarında evi, köşkü var. Evini bir girdik. Koltuklar, halı, sandalyeler 50-60 senelik. Hmm, dedim bu adam ters herhalde. Öyle eski, hiç şey yapmamış. Sağa sola baktıkça benim içimden bu adama biraz para vereyim de yenge şeyler alsın. İçinden geldi doğrusu. Tabii varlık içinde herif yokluk yaşıyor. Herif parayı çok seviyor. Ben işin olmayacağını anladım. Evet, gene de söyledik de olmadı zaten. İşte senetler, çekleri karşılamıyoruz da piyasa bozuk da falan filan diye elimiz boş döndü. Böyle çok zenginler var. Oğlu, kızı, evi böyle perişan. Çok yanlış. İmam-ı Azam zengin adam en pahalı elbiseden elbise giyermiş. Allah'ın verdiği nimet. İşte Allah verdi bunu bana. Övünmek için değil. Buna tahdis-i nimet diyorlar. İyisini yiyecek. İyisini yiyecek şükür sadedinde. Ama nefsini azdırmamak için de talebeleri kebap yedirirmiş. Kendisi kavrulmuş un yermiş. Öyle de nefsin terbiye için. Evet, buna tahdis-i nimet diyorlar. Böyle insanlar, peygamber de ilk çağrılacak olan, ilk yeryüzünden dirilecek olan benim ve la fahra. Ölmek için söylemiyorum. Allah'ın bir lütfu bu. Allah'ın bir ihsanı bana bu. Tüme tenşakku an Ebu Bekir. Sonra Ebu Bekir'e dirilir. O kalkar diyor. Sümme tenşakku anil harabeyni Mekke vel Medine. Sonra Mekke Medine kalkar. Sümme übbazü beyin. Evet. Ondan sonra diğerle sırayla gelir. Fekulu ya Rabbi. İlk defa beni çağrılınca her şey böyle yere serilmiş. Allah'ın huzurunda azametinden korkuyorlar. Niye olacak acaba akıbetimiz diye. Ben varırım. Cebrail yanında diyor. Fekul ya Rabbi. İnne hâzâ câ'enî fezâme enneke ersaltehu ileyye. Ben, bana bu geldi. Bu Cebrail bana geldi. Ve dedi ki, beni Allah gönderdi. İşte şöyle, böyle biliyorsun, ilk Bismi Rabbike ilk gelişi Hura Dağı'nda. Bütün ayetler o getiriyor. İman ne, İslam ne, hepsi Cebrail gelen. Bana geldi ve bana da Allah gönderdi beni dedi. Evet. Ve Cibril-i Sakitün. Evet. Cebrail konuşmuyor. Yanında duruyor. Feyakulullah Azze ve Celle. Aziz ve Celle Allah buyurur. Sadaka. Doğru söylüyor. Doğru söyledi. Ben gönderdim onu sana. Doğru. Ene erseltu ileyke. Hacedeke. Senin ihtiyacını karşılamak, senin görevlerini bildirmek için ben gönderdim sana o Cebrail'i. Evet öyle. Fekul ya Rabbi. Ey ya Rabbi. İnni terektü ibaden min ibadek. Geride ben kulları, senin kullarından bana inananları bıraktım ya Rabbi. Evet. Çeşitli yerlerde kat abaduke fi etrafil bilad. Çeşitli yerlerde Türkiye, Arabistan, ta Avustralya'da Müslüman var, Çin'de Müslüman var, Sibirya'da Müslüman var, Amerika'da Müslüman var, Afrika'da Müslüman var. Çeşitli yerlerde sana ibadet ettiler fi etrafil bilad. Ve zekeruke fi şi'bin, kimisi vadilerde, kimisi dağ başlarında sana zikrettiler, seni zikrettiler, ibadet ettiler ya Rabbi. El ikam, tepelerde yentazırûne cevâbe mâ ecûbihi min indik, senin huzurundan ayrıldığım zaman onların, ben peygamberim, beni gönderdim, söyledim onlara, onlar benim ümmetim, benden cevap bekliyorlar ya Rabbi. Fekulu. Evet. Allah Teala buyurur. Ema enni la uhzike fihim fe hazel makamul mahmud ellezî. Evet. Herkes, bütün peygamberler korkuyor. Ama peygamberimiz Cenab-ı Hak'la böyle konuşmuş.
ben diyor, ümmetim benden diyor cevap bekliyorlar. Benim ümmetimi şey et, affet. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Evet, ben seni utandırmayacağım, mahcup etmeyeceğim Habibin. Evet, öyle diyor. Şu makam, makam Mahmud. Ötekiler korkudan titrerken, peygamberler dahil, melekler dahil, Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın bu hitabına mazhar olur. Evet Habibim, ben seni mahcup etmeyeceğim. Sen ne istersen ve le sevfe yu'tike rabbuke fetarda. Vallahi billahi ne istersen sen yeter deyince kadar vereceğim. Buyurur. İşte bu makamu Mahmud'dur. Kur'an-ı Kerim'de de İsra suresi asa galallahu asa en yeb'atike rabbuke makamen mahmuda. Allah seni makam mahmuda eriştirir. Herkes böyle tir tir titrerken, evet, bu mahşer sıkıntısı dehşetli bir şey. Bazen zifir karanlık, bazen çok aydınlık, bazen güneş yaklaşacak, terleyecekler, kulak burun yumuşağına kadar ter çıkacak, adam nefes almak için kafasını kaldıracak hadislere göre. Boynu ağrıyacak, indirince bu sefer burnu suyun, terin içi kalacak, tekrar böyle hani koşu yaptıktan sonra terli hayvanı ağaca bağlarlar ki gemiyle, kafasını indirince gemi ağzını acırıp kaldırır. Yukarı kaldırır, boynu ağrır, bir daha indirir, böyle devamlı hareket eder, böyle şey olmaz, hasta olmaz, terini hareket halinde soğutur. Aynı diyor, öyle gemli hayvanlar gibi insanlar o terin içinde böyle yaparlar. Bazen zifiri karanlık tabii, şaşkın adamlar böyle terli. Kimisinin ter topuğuna kadar, kimisi diz kapağına, kimisi göbeğine kadar, kimisi terin içinde böyle. Ama yedi grup var arşın gölgesinde, ferah, fohur. Evet, onlardan biri de Allah için seven, Allah için darılan, gönlü mescitlere bağlı olan, hiç kimse yokken Allah'ın azametinden dolayı gözlerinden yaş gelmiş, Allah, Allah, evet, gözlerinden yaşlar akıyor, Allah'ı zikrediyor. Şimdi camide güzel Kur'an okunuyor falan, Allah Allah, bu da yanlış. Sıkıysa kimsenin görmediği yerde veya evinde kimsenin olmadığı o gece saatinde kalk, Allah'ın azametini, celalini düşünerek coş içinden böyle gözünü yaşına at. Buyur hodri meydan. Öyle camide gaza gelip bir de herkesi yok, bu yok, yanlış. Onlar ve de genç adam, mevkili adam, paralı adam, kadınlar diyor gel 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 gel. Evet, genç delikanlı, namazın daptasında, hiç haram uşkur çözmüyor, davetlere, o yanlış davetlere hayır diyor, namazını geçirmiyor. Çabbün neşe fi ibadetillah. Harama el sürmediği gibi namazın abdestini devam ediyor. Böyle zengin, makam sahibi, yakışıklı adamlar, kadınlar davet ediyor. Paralı olduğu için hayır diyor. Evet, bunlar asla o sıkıntıları görmeyecekler. Arşın gölgesinde gölgelenecekler. İşte o sıkıntı sırasında çok bunalacak insanlar. Hadislerin mealen anlatıyorum size. Maymundan türedik filan diyenler görecekler Adem babamızdan geldiğimizi hepsi. Biz Adem bir ekrek diriden, Adem'le Havva'dan sizi yarattık, sonra çoğalttık diyor Allah ya. O zaman inanacaklar, gidecekler ona. Sen bizim babamızsın. Şu mahkeme kurulacaksa kurulsun. Cehenneme gidecekse gidelim, şu sıkıntıda mahvol. Çekilmez ya bu sıkıntı. Adem babamız diyecek ki aman bana gelmeyin. Ben nasıl hesap vereceğimden, işte burada anlattığı gibi çok korkuyorum. Şit'e gönderecek. Şit ona göre hepsi Musa Aleyhisselam. Aman aman gelmeyin. Yahudiler bütün yaptıkları hainlikleri Musa Aleyhisselam'a atacaklar. Bana gelmeyin. İsa'ya gidin. İsa, aman aman bana gelmeyin. Ben Allah, baba, oğul, Allah dediler. Gelmeyin. Gidin Muhammed'e. Peygamberimiz işte. Şimdi bu başka şekilde anlatıyor. Başka şekilde anlatan hadisler de var. Evet, Allah Rabbim bana bu
yetkiyi verdi. Buna diyorlar makam-ı mahmud derler. Bütün insanları bekleme sıkıntısından kurtaracak Cenab-ı Hakk'a secdeye kapanıp ya Rabbi mahkeme-i kübrayı başlat diyecek. O da işte şimdi de arz ettiğimiz gibi okuduğumuz hadisi okuduğumuz gibi Habibim ben seni mahcup etmeyeceğim. İnsanların beklediği neyse senin aracılığın sebebiyle onu yapacağım. Mahkeme kubra görülür. Buna makam mahmud denir. Bütün kafirleri de bekleme sıkıntısından kurtarır. Ateistler, dinsizler hepsini bu bekleme sıkıntısından kurtarır. Tabii mahkeme başlar. Ondan sonra kafirler ila cehenneme zümera. Bölük bölük marş marş cehenneme. Müminler de ila cennet zümera. Cennete mahkemede beraat edenler, kazananlar Allah Celle Celaluhu cennete girenlerden eylesin inşallah. Bizi ve tüm ümmeti Muhammed'i böyle şeyler, evet onu makam-ı mahmud buna derler işte. Öyle diyor. Buna makam-ı mahmud derler. Kur'an-ı Kerim'de de bu İsra suresinde asa en yeb'azike rabbuke makam-ı mahmuda, Allah seni makam-ı mahmuda eldirecek diye ayette bahsedilmiştir. Bahsedilmiştir. Bu hiçbir kimsede olmayan bir muazzam rütbedir. Efendimiz'e hastır. Hazreti Ali'nin şeysi, Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin-i Ali'den Beyhakî bu hadisi nakletmiş. O da bir sahabeden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Tekaffalallahu limen cahede fî sebilihi. Cenab-ı Hak sırf ilahi kelimetullah için, namus için, vatan için, insanların zulmünü önlemek için canını ortaya koymuş, savaşmış adamlara şunları tekefül etmiştir, garanti etmiştir, üstüne almıştır. Allah hiçbir şeye mecbur değildir. Fakat kendiliğinden canını ortaya koymuş. Namus için, zulmü önlemek için, ilahi kelimetullah için kafirlerle savaşıyor, zalimlerle savaşıyor. Can, en kıymetli şeyi canını ortaya koymuş. Allah için adım duyulsun diye, bana kahraman desinler diye değil. Fatih Sultan Mehmet gibi. Öyle diyor. Ben diyor, çağ açtı, çağ kapadı desinler diye, meşhur olmak için adımı tarih yazsınlar diye savaşmadım. İmtisalu cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Kendi söylüyor bu onun şiiri. Ben cahidu fillah, Allah yolunda savaşın dedi Allah. Bu emri yerine getirdim. Geldim Bizans'ı yere serdim. İstanbul'u Müslüman şehri yaptım. Kafirleri kovdum. Bu adım yazsınlar diye değil. Allah'ın cahidu fillah emrine uymak için. İşte böyle savaşanlara Allah diyor şunları garanti eder. Üstlenmiştir, tekefül etmiştir, üstüne almıştır. Kendisinden kimse Allah'ı bir şeye mecbur edemez. Vücub alallah muhaldir. Ehl-i sünnet inancı budur. Seni affetmek zorunda değil. Cezalandırmak zorunda değil. Mükafat vermek zorunda değil. Keyfe mâ yaşa. Ne yaparsa dilediği şekilde yapar. Allah hiç kimse hesap soramaz, mecbur edemez. Ama bizi mecbur ederler. Şunu yap derler. Yapmasan cezalandıracağız. Allah böyle değildir. Burada kendiliğinden tekefül eder. Kimi? İlahi kelimetullah için, zulmü önlemek için cihat yapan askeri, mümini. Evet. Çanakkale'de savaşan adamı. İstiklal Harbi'nde işte ne bileyim Kore'deki adamı. Zulmü önlemek için gitti Mehmet oraya. Zulmü önlemek için gitti. Ona tekefül eder, üstlenir. Ne o? Limen cahede fi sebi, yolunda cihat edenler. La yukhricuhu min beyti illel cihat fi sebili ve tasdik kelimati. Evden çıkarken mecbur kalmış da çıkmış değil. Seve seve çıkıyor. Seve seve çıkıyor. Ve sadece bu zulmü önlemek için çıkıyor. İlahi kelimetullah için çıkıyor. İnsanları kurtarmak zulümden. Bu maksatla çıkıyor. Namusu için çıkıyor. Başka maksadı yok. Bu maksatla çıktı. Evet. Bir. Ne vaat ediyor?
Evet. Ben yudhilehu el cennet. Cenneti sokmayı garanti ediyorum der Allah. Bu maksatlarla cihat eden kimseyi Allah birinci garanti ettiği şey cennetini sokacak. Cennete sokacak. Şehit olduğu zaman derhal cennetini sokmayı garanti eder. Hesapsız, kitapsız. E hocam ya askerlikten evvel bir şey ilk damlasıyla tüm günahlarını Allah siler. Şehidin ilk damlasıyla diyor Efendimiz. İkinci damlada gözü cenneti görür. Cennet gideceği cennetin makamlarını görür. Evet. Birincide affolur, ikincide tüm günahların. Çünkü en kıymetli şey canını seve seve verdi. Bu biliyorsunuz yıkanmadan gömülür. Hesapsız cennete gider. Azapsız, hesapsız cennete gider. Tabi basubadel mevt. Cennete şimdi giren yok. Cennet hazır. Ve üzlifetil cennetü lil müttakine gayre ba'id. Cennet hazır. Gelinler gibi süslü. Ama içinde kimse yok. Cehennem de hazır. O da bekliyor. Kükreyip duru. Çabuk gönder diye. Şimdi kabir azabı var. Kabir azabını inkar ediyormuş adam. Kur'an'da var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe atarız diye Kur'an'da ayet var. Cehennem kapalı diye de ayet var, hadis var. Şu halde cehennemden evvel Firavun'u sabah akşam ateşe attığına göre kabir azabı var. İşte buna biz kabir azabı diyoruz. Arkadaş, ehl-i sünnet inancı böyledir. Kabir azabı inkar edenler. Yok ya biz açtık baktık bir şey yok. Ulan sen dünya gözüyle gözüyorsun. Oranın kuralları ayrı. Kaç bin sene sonra öldü, Adem zamanında öldü. Cennette şeyden sonra açıldık dedin. Kıyamet koptuktan sonra, mahşerden sonra, mahkeme günü açılacak dedin. Bir şey yok lan, toprak olmuş. O senin ölçülerine göre arkadaş. Senin ölçülerine göre, dünya ölçülerine göre. Evet. Kur'an'da böyle. Peygamber böyle söylüyor. Hem de kabir azabı var. Yapma hocam ya. Biz mahkeme dolayısıyla kabirini açtık. Herif çürümüş, bir şey kalmamış. Olabilir. Ama peygamber yalan söylemez. Kabir sıkacak diyor. Kaburga kemikler böyle birbirine geçecek. Kaburga kemiğinden bahsediyor. Şurada kaburga kemikleri var. İç organ koruyacak. Kalkan. Bunlar öyle sıkacak kabir böyle birbirine girecek diyor. Maddi bir şeyden bahsediyor. Peygamber yalan söylemez. Biz de inanıyoruz. Sen o dünya ölçülerine göre böyle söylüyorsun. Kabir azabı diye bir şey yoktur diyor. Öyle bir sürü adam var. Bu da yanlış şeyler. Efendim cennete işte o mahşerden hesap kitaptan sonra cennete hesapsız, sıkıntısız girer. Girer o şehitler, harbe girenler. Bir bunu garanti eder. Bir bunu garanti eder. Evet. Diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, tekeffelallahu limen cahede fi sebilihi la yukhricu min beyti illel cihad fi sebilihi ve tasdik kelimati bi en yudkhilehul cennet. Birincisi bu. Ev yerci'ahu ila meskenehi lezi kharaca minhu ma manal min ecr. Ya da ecelde, kaderinde ölüm yok. Savaştı. Yanında arkadaşlar şehit oldu. O ölmedi. Kaderinde ölüm yok. Evine sevapla döneceğini garanti eder. En kıymetli şeyini koydu ortaya. Günahlarını affetti. O gazinin ecir doldurdu ecirleri. Evine böyle döner. Ecirle, sevapla döner. Evet. Ev ganime. Evet. Üçüncü garanti ettiği ganimet. Cennet, ölürse şehitse cennet. Gazi olursa hem sevap hem de ganimet. Eskiden savaşlar her iki tarafta bütün mallarını, mülklerini savaş ettikleri yere götürüyorlardı. İyi savaşsın, malımız kaybolmasın diye. Herhalde bu maksatta kazanan o ganimet olarak mallarını da alıyordu.
o ganimeti alır. O ganimeti alır. Evet. Şehit olursa doğru cennete gider hesapsız. Sevapsız, kazı olursa evine sevapla döner ve de şeyle döner. Ganimetle döner. Bunu Allah garanti eder. Evet. Allah Celle Celaluhu mücahide bunu tekeffül etmiştir, üstlenmiştir diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İmam Malik, Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Tekellefe leke ahuke ve sana thumme tekulu inni saimin küllü. Evet. Tekellefe güçlüğe katlandı. Yoruldu. Zahmet çekti. Leke karşındaki adama söylüyor. Oradaki adama ahuke kardeşin, dinle kardeşin. Ve sana yaptı. Sonra sümme takulu, sen de diyorsun ki inni saimun. Şimdi sahabilerden iki kişi, birisi oruç tutuyor, nafile oruç. Arkadaşı davet etmiş, buyur demiş, götürmüş, ne güzel yemekler hazırlamış, buyur demiş, ben oruçluyum demiş sahabi. Peygamber ona diyor ki arkadaşın diyor sana diyor bu kadar uğraşmış diyor, bak ev halkı ne güzel yemekler yapmış, sen de diyorsun ben oruçluyum. Sümme takulu inni saimun, ben oruçluyum diyorsun lan, kül ye lan ye, sum. Evet, yevmen mekanehu, ye kardeşin gönlünü et, sonra onun yerine bir gün oruç tutarsın. Bu nafile oruçta. Nafile oruçta böyledir. Ramazan orucunu bozduramaz. Ramazan orucunu arkadaşım gönlü olacak diye bozamazsın. Nafile oruçta pazartesi, perşembe orucu var. Ve işte her ayın başında, sonunda, ortasında 9, 10, 11 mesela Muharrem ayında. Eyyam bizdekiler 13, 14, 15. Bunlar peygamberin tavsiye ettiği oruçlar. Mübarek geceleri oruçla karşılamak gibi, işte Zilhicce'nin ilk 10 günü oruç tutmak gibi filan. Tuttun nafile bir oruç. Arkadaşın da buyur dedi sana, ben orucum. Estağfurullah. Deme lan, ye diyor. Ye. Sonra bir gün yerine oruç tutarsın. Arkadaşın seni çağıran adam gönlünü al ya diyor. Gönül yapmak Kabe yapmaktan iyidir. Ye lan diyor. Ye de yerine bir gün oruç tutarsın. Evet, bu nafile oruçlarda böyledir. Yani tabii ya, orucu tutmasam hocam bir daha nerede ödeyeceğim falan. Sen de ona göre bir de adam sıkıştırma yani. İlle ye deme yani. Bunlar sahabi adamlar. Her zaman oruç tutmak kolay onlara. Ama böyle nafile oruç için sofuluk taslayıp durma. Ye diyor. Sonra yerine bir gün tutarsın diyor. Evet. Ümmü Süleyman'ın yanına girmiş. Ondan sonra yağ getirmiş, hurma getirmiş Ümmü Süleym'e. Ondan sonra işte oradaki ben demiş şeyim, orucum filan, yalan demiş. Bak bunları sana hazırladı, ne güzel oruç tutarsın. Nafile orucun Müslümanın gönlünü etmek için bozulabileceğine delil olan bir hadis-i şeriftir bu. Tatavu oruçlardadır. Kesinlikle farz oruçlarda bu olmaz. Bu olmaz. Evet. Ayşe radıyallahu anha validemiz buyuruyor ki galet dehale aleyye en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin. Bir gün peygamber benim evime, odama girdi. Fekale hel indeküm bir şeyin, yanında bir şey var mı Ayşe? Evet. Fekulna la, yok ya Resulullah, evde bir şey yok. Devlet başkanıdır peygamberimiz. Devletin başıdır. Evde bir şey yok. Devlet başkanında bir şey, yiyecek bir şey yok. Kale fe innisa, öyleyse ben de oruca niyet ettim.
Demek ki sabahleyin gelmiş, daha hiçbir şey yememiş, içmemiş. Kuşluk vakti gelmiş, Ayşe demiş, karnım aç, bir şey var mı? Bir şey yok ya Resulullah evde. Öyleyse ben oruçluyum demiş. Oruca niyet etmek caiz. Oruca niyet etmek caiz, bir şey yememiş, içmemişsen. Ona delildir bu. Evet, sümmetene yevmen ahar, başka bir gün. Fekulna ya Resulallah, ühdiye lene hayz. Fekale erinihi, fekade asbahtu saimen. Evet, sonra bir başkası hayz şey etmiş, yağ hurma karışımı bir şey. Ve bana gösterin şunu demiş, getirin. Evet, demiş yahu, misafirliğe gitmiş, demişler böyle yağ hurma var. Bismillah demiş, yemiş. Fekele, yedi diyor Resulullah. Yani nafile orucun ev sahibinin hoşuna gönül etmek için yenebileceğini o da kendisi böyle anlatıyor. Ayşe anamız, validemiz nafile oruçlar için böyle, evet, tatavu oruçları böyle bozulabilir ev sahibi ısrar ederse. Tabii Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde böyledir. Böyledir. Dar-ı Kutni Cabir Hazretlerinden nakletmiş bu hadis-i şerifi. Bundan sonra gelen hadis kıyamet günündeki ona yakın donumlardaki olayları anlatıyor. Uzun bir hadis. Evet, burada kesiyoruz. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ın salatı. Birer elem neşrah leke ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadrake ve vada'ana anke ve zekke. On birer ihlas-ı şerif, mal besmele-i şerif demiş. Kul huvallahu ahad. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. İhlas okur musun? Hatimle. Hızlı oku. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ Allahu Ekber. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ Allahu Ekber. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Sübere Celili, ayet-i kerimeyi indirilen Kur'an-ı Azimşah hatmimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine Ehl-i Beyt, el ashab etbaları Rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine bir cümle ahirete irtihar eden mümin mümünat rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazları ve bizi yetiştiren üstazlarımız, Münşah Efendilerimiz ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin ardı göçmüşlerimizin ervahına bu aziz vatanı bizler hediye için canlarını bezleden şühedanın sıkıntıları giden kuzatın ve bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için hayır eserler diken ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin şu anda bizim namusumuz, vatanımız, selametimiz için canlarını bezleden asker, polis, vatandaş, müminlerin şehit düşen müminlerin tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Bizleri kendine layık kul, Habibi edibine layık ümmet eyle. Her an ve her yerde seni zikreden zâkirlerden eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle. Bir an bile bizi nefsi emmaremize esir etme ya Rab. Ya İlahel Alemin, bizi kulum diye hitap ettiğin, sevdiğin kulların arasına, salihlerin arasına dahil eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini duyan, tatbik eden, başkalarına öğreten, böylece Efendimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediği, yüzü ak Müslümanlarda olmayı bize de nasip eyle. Son nefesimize kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber bize de nasip eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Müslümanları birbirine düşürmek isteyen, Müslümanların dilliğini bozmak isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara, satılmışlara fırsat verme ya Rab.
Onların arasına soktukları hileleri, desiseleri kendilerini çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Ümmeti Muhammed'in kalplerini birbirlerine ısındır ya Rab. Ümmeti Muhammed'e affınla, kereminle, setrinle muamele eyle. Ya İlahi Alemin, Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına edalar nasip eyle. Sıkıntıda olanları selamete erdir. Kafirlerin yanında bizleri rezil hüsva ayrılmaktan halas eyle ya Rab. Ya İlahi Alemin, Ya Rahman Rahimin, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm Ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, fitnecilerin fitnesinden, hasetçilerin hasedinden de muhafaza eyle. Kendilerine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlığa hayırlı insanlar olarak yetişmelerini nasip eyle. Girdikleri imtihanlarda da insanlara, Müslümanlara hizmet için hayırlı muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.